Ümreten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 4 Eylül 2022'nin ikinci videosuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bu videoda sevgili Ali Koç'un ve Jorge Jesus'un aslında transfer varii e, konuşmalarını açıklamak istiyorum arkadaşlar. Yani transfer konuşmalarını ve Jesus'un da konuşmalarını hem açıklamak hem değerlendirmek istiyorum. Ki şu ana kadar kalması zaten çok çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Ama en azından bir açıklama yapıldı. Şimdi ben şeyden alayım arkadaşlar. Normalde benim kısa kısa notlarım var ama e, uzun açıklamadan alayım. Yani Ali Koç'tan önemli açıklamalar diye e, burada alayım. Başkanımız Ali Yıldırım Koç. 2-0'lık Yukatel Kayseri Spor müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de hakem performanslarına falan da değiniyor başkanımız. Hani TFF'nin Ziva'daki tesisinin kurşunlanma olayı, Galatasaray adasının şeyi 4 Nisan 2015 olayı. Diyor ki 4 Nisan'daki saldırının hala faili meçhul bir saldırı olarak duruyor olması Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur diyor. Şimdi düşündüğünüz zaman arkadaşlar Fenerbahçe söz konusu olduğu zaman hiç kimse hiçbir şey bulamıyor. Ya düşünün arkadaşlar yani Ali Koç'un açıklamalarında e, resmi sitede yazmışlar ama Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanma olayı örtbas edilmiştir diyor. Devletimizin elinde bulunduğu imkan, teknoloji ve güç ile otobüsümüzün kurşunlandığı günün çözümlenmesi, çözümlenememesi hayretle karşılıyorum bu olayı ve niyet sorguluyorum. Her Fenerbahçeli bu niyeti sorgulamalı. Bir futbol takımı belki de yok olacaktı diyor. Fenerbahçe'nin yaşadığı olay bana göre örtbas edilmiştir. En basit tabir bu. Bence niyet olduğu takdirde bu konunun dibine inilebilirdi. Bu konunun faili meçhul olması bu devlete yakışmıyor demiş. 4 Nisan'da hani bu olay yakışmıyor diyor. Sayın İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Lütfen bu konuyu aydınlatın diyor Sayın Ali Koç. Şimdi diyorum ya Fenerbahçe taraftarı artık işi başka bir e, pencereden bakmaya başladı. Niye başka bir pencereden? Ya arkadaş diyor yani ben akıl var mantık var diyor. Adamlarınkini iki saatte buluyorsun. Bizimki niye yıllardır bulunmuyor diyor. Neyse biz oraya geçelim. Genel olarak hakem ile ilgili de konuşması var. Hakemler üzerinden diyor ki hakem performansı üzerine değerlendirme yapacağım. Futbol adına değerlendirme yapacağım. Fenerbahçe adına değil. Bizler de Avrupa'da oynuyoruz. Avrupa'da maçlar seyrediyoruz. Burada çalınan faullerin yarısı orada çalınmıyor diyor. Daha neler var neler. Oyun sürekli duruyor. Bizim futbol paydaşları olarak bu işe çözüm bulmamız lazım. Bir hakem geliyor, kartlarında çok cömert. Başka bir hakem geliyor bugün gördüğünüz gibi. Crespo'yu maç boyunca resmen ezdiler. Bir kart görmediler. Bu maç üzerinde değil ama genel olarak hakemler oyun akışını hızlandırmalılar. Oyun süresinin artmasına katkıda bulunmaları lazım. Topu kaptıran yere düşüp hakeme bakıyor, hakem de faul veriyor. Yani sadece bu maç üzerinde değil, lig içinde böyle diyor. Hem tribünlerde hem sahada özlediğimiz arzuyu gördük diyor. Şimdi şunu söyleyeceğim maçın hakemiyle ilgili. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani Rossi'ye atılan bir dirsek var. Net kırmızı kart. Hani sarısı, sarı buçuğu falan yok. Net kırmızı kart. Net kırmızı kart. Fenerbahçe'nin ilk yarıda Joshua King'in yarım voleyle vurup kornere e, giden pozisyon. Tekrarını yakın çekim izledim. Eline değiyor arkadaşlar oyuncunun. Ama yayıncı kuruluş göstermiyor. Var çağıracak. Çağıramıyor. Çünkü yayıncı kuruluş onlara o görüntüyü vermediği için yok. Yok. Ama bazı algıcılar diyorlar ki bak işte Kayseri Spor'un pozisyonu offside net penaltıydı. Ulan neyin net penaltısı? Offside olan pozisyon ayaktan çıkmadan çekilip algı yönetimiyle veriliyor. Sonrasında sen izliyorsun aa penaltıymış diye. Ya bırakın bu işleri ya. Yani Ali Koç 3-4 gündür yurt dışındaydım. Söyleyeceğim bazı şeyler var. Taraftarımızdan dikkat dinlemesini istiyorum. Birincisi huzurumuzda Türkiye Futbol Federasyonu'na olan bana göre son derece garip. Dün de Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyı inşallah meczup kişiler tarafından yapılan ve tekrarlanmayacak olan olaylar olarak görmek istiyorum. İnşallah en kısa sırada bu olayın açıklığa kavuşmasını talep ediyorum. İçişleri Bakanımız, Emniyet Birimleri çok çabuk hareket ettiler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi işin sebebi nedir? Amacı nedir? Onun dibine inilecek. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her bir ferdimiz 4 Nisan'da Rize maçından sonra Trabzon Havalimanı'na yaptığımız yolculuk esnasında olan saldırının hala faili meçhul bir saldırı olarak duruyor olması daha evvel de söyledim. Bugün söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur. Biz çok başvuru yaptık. Daha bir buçuk sene evvel HTS kayıtları için başvuru yaptık. Bir tane evrak dosyaya girdi mi bilmiyorum ama bu bizim açımızdan kabul edilemez bir durum. Allah korusun o canilere ellerine ulaşsaydı değil Türk futbolu dünya futbolu için kara bir olay olacaktı. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum diyor. Fenerbahçe futbol takımının en büyük rakibi kendi camiamız. Bu cümleleri hatırlıyor musunuz? Futbol takımımızın en büyük rakibi kendi camiamız. Geçen hafta oluşturulan hava sanki lig bitmiş, şampiyon olmamışız. Çok kötü durumlarda ligi bitirmişiz gibiydi. Bunu körükleyenler, katalizör olanlar kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ama bizi ilgilendirmiyor. Bizim kendi camiamız bu furyaya kapılmasın. Sosyal medyada özellikle oluşturulan hava bence büyük soru işaretidir. Futbolcularımız da sosyal medyaya bakıyorlar. Biz de daha olgun insanlarız. Belki o kadar etkilenmiyoruz ama futbolcular etkileniyor diyor. Ee, yani açıkçası hocaya takıma güveniyorum diyor. Tek soru işareti takımın göstereceği refleks. Sene sonu hesap veririz artık destek gösterme zamanı diyor. Ee, yani dediğim gibi bak. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi olay tamamen dediğim gibi bak. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi kendisi. Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde kaleme almışlar. Fırsat transferi buymuş diye. Yok Trabzonspor'da bizimle ilgili yaptığı paylaşımlar. Yok golcü gelmeden gol atar falan. Hocamıza da sorsanız söyleyecektir. Ve Gorst bize önerilmişti. Hocanın profiline uymadı. MHYB 1. Maxi Gomez bize önerildi. Geçen pazar günü anlaştık. MHYB 2. Hani diyordunuz ya acaba anlaştık diyorsun. iş tamam diyorsun işte kap bekliyorum diyorsun. Hani nerede? Al 2. Valencia bize 48 saat süre verdi. Süre dolduğu zaman Hocamızı bu profil üzerine ikna edemedik ve salı günü dedi ki biz devam etmeyeceğiz. Önümüzü kapatmayalım bak salı günü. Başka alternatifler varsa bakın bu arada pazar günü 48 saat içinde kap bekliyorum lafını da şimdi yine anlamış oldunuz. 3, 4, Kendilerine de sorabilirsiniz diyor. Bu demek değil ki Maxi Gomez kötü futbolcu. İyi futbolcu ki bu kadar bonservis bedelleri alınmış. Bizim hocamız bize uymaz dedi. Belki harika işler yapacak diyor. Hani böyle kinayeli mesajlar falan. Şöyle bir örnek vereyim. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen elimizden aldığı konusu. Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu var konusu ne kadar gerçekse o kadar gerçektir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Taraftarımız bunlara inanıp bu şekilde negatif psikolojiye girmelerini üzülerek takip ediyorum. Artık maçlık taraftar olmayı bırakıp cumhuriyetimizin 100. yılında herkes üstüne düşeni ne düşüyorsa Elbili de şampiyonluk için mücadele etmemiz lazım. Taraftarın üstüne düştüğü hani taraftarın ne üstüne düşmesi gerektiğini benden iyi bilir. Anladınız mı arkadaşlar? Yani Vegors bize önerildi. Hocaya uymadı. Geçen hafta anlaştı 48 saat diyor. Olmadı. Biz vazgeçtik. Yani hocamız istemedi. Profil uymuyor diye vazgeçtik. Yani Bizim elimizden kimse almadı diyor. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'nin en büyük rakibi kendi camiamız. Sosyal medyadaki hava diyor. Müthiş yani ya. Yani Bizimden alay eden sosyal medya şeyleri var diyor. Tarafta da buna körüklüyor diyor. Biz kafaya koyduğumuz zaman hiçbir kulüp bizim elimizden oyuncu alamaz. Bunu da söyleyeyim. Bunun örnekleri de çok diyor Ali Koç. Yani... Müthiş. Yine devam edelim gelelim baş duayıya. Hocamıza verdiğimiz 3 profilden biriydi. Yok efendim baş duayı alacaksak 2,5 aydır nasıl beklemiştik? 2 ay önce 1 ay önce sizce baş duayının fiyatı 2 ay önce 1 ay önce bu muydu? Hocamız iyi dinleyin burayı. Patlayıcı özelliği olan, hızlı, baskı kurabilen, gol atan, gol attırabilen, asist yapan bir profil arıyor pivot santrafor profili hocamızın planında olmayan bir profil ki Türkiye'de bu iş yapan profil aslında. Bu saydığım isimlerin hepsi üst düzey golcüler. Nottingham Forest evrakları yetiştirememiş de biz öyle oyuncuyu transfer etmişiz de Fenerbahçe taraftarı uyanın artık. Görmüyor musunuz diyor. Sizin başkanınız, yöneticileriniz şunu alacağız, bunu alacağız diye bir kelime etmiyor. Başka takımların yöneticileri mütemadiyen onu alacağız, bunu alacağız diyor. Bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Geçtiğimiz günlerde ben videolarda değindim. Yani Galatasaray hatırlayın arkadaşlar. Yok Justin Clyward geliyordu. Yok bilmem Belotti Galatasaray'a da geliyordu. Ne oldu? Söz konusu Fenerbahçe olunca niye arkadaşlar başarısızlık oluyordu Galatasaray? Alamayınca başarısızlık olmuyor. 80 tane isim. Neydi? Evander vardı. Bilmem şu Micilant'a gitti futbolcu o vardı. Değil mi? Olmayanları kimse sormuyor, kimse laf etmiyor demiş. Merak etme başkanım ben ediyorum. O yüzden de takipçi sayım yani bu seviyelerde. Belki bunları laf etmesem 500 bin olurduk. Yani 7-24 yönetime sallasam. Neyse söz konusu bir ağzımızdan çıkmayan insanlar bize yakıştırıyorlar ve sonra alamadı konumuna getiriyorlar. <laughs> Sağ olsun belli bir kısım taraftar da bu konuyu yiyor. Ne yazık ki bu kelimeyi kullanmak durumundayım. Bir de Ronaldo. Hiç hesap kitap yapan yok? Hiçbir matematik, rakam, finans, Futbol dünyasından bir haber mi bu insanlar? Ronaldo'nun son dakikada yani Türkiye'ye gelebileceğine inanmak bence gerçeklerden çok uzak bir yaklaşım. Devamlı bu oluyor. Taraftarın beklentisini yükseltiyorlar. Olmayınca da yerle bir oluyoruz. Değil mi? Bak utansın bazı arkadaşlar. Biz yapamamışız, becerememişiz konumuna gidiyor. Bence çok doğru bir transfer yaptık. Son dakika hem Everton hem Nottingham Forest iki kulübün devreye girdiği söylendi. Anlaşmada kulüple yapıldı. Aynen bizim yaptığımız gibi. Ben oyuncuyu aradım. Sen ve menajerinle anlaşmadık. Sen yarı iş daha Fenerbahçe'ye gelmeye bakıyorsan biz yokuz dedim. Düşünün maçın 89. dakikası. Başka bir alternatifiniz daha vardı. Onu da yapabilirdik. İngiltere'de transferin kapanmasına 6 saat falan vardı. Bu olay gerçekleşti zaman. ben İstanbul'a gitmek için bavullarımı hazırlıyorum dedi. Gönlünde premierlik yatıyor olabilir. Önceliğin farklı olabilir. Ailenin önceliği farklı olabilir dedim. Hayır ben Türkiye'ye gidiyorum. Fenerbahçe'de oynayacağım ve benim ailem şu anda Türkiye'de dedi. Menajer de dedi ki bana hiçbir teklif yapmayın. Ben diğer iki kulübe gitmeyeceğimizi kulübümüze söyleyeceğim. O defteri kapayacağım. Ondan sonra sizinle masaya oturacağım. Görün ki biz samimiyiz. Bir kulübü bir kulübe kırdırmıyoruz. Dolayısıyla da biz alınca da başka bir takıma evrakları yetiştiremedi oluyor. Yani Fenerbahçe Premier Lig takımından bunu aldı olmuyor. Evraklar yetişmedi oluyor. Ben futbolcularıma güveniyorum. Takımdaki herkese güveniyorum. Şuradaki havayı görüyorsunuz. Sanki futbolcular 5 senedir beraber oynuyor gibi. Hocamıza da güveniyorum. Ama şu an tek soru işareti olan konu camiamızın ne refleks göstereceğidir. Gerçekten bir maçtan bir maça siyahla beyaz kadar camianın psikolojisinin değişmemesi lazım. Sene sonu her şeyin hesabını veririz. Artık siz de desteğinize köstek olanlara da hani onlara bir şekilde gereken cevapları vermenize ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bunu özellikle söylemek istedim. Bugünkü galibiyetimiz hayırlı uğurlu olsun. Bence daha kapasitemizin çok uzandayız. Belki %70'de oynuyoruz. 80'le 60'da yani maçta maça değişiyor. Ama bizim camiamızda yaşanan başka camialarda yaşanmadığını görüyorum. Bir de bildiğiniz üzere işin medya tarafı var. Bizim yaptıklarımız küçümseniyor. Başkalarının yaptıkları çok abartılı şekilde kale Biz ondan etkilenmeyiz ama özellikle genç taraflarımız çok etkileniyor. Camiamızdan ricam lütfen büyük resmi görün. Satır aralarını okuyun. Bu kelimeyi 5 senedir çok kullandım. Bir kez daha hatırlatıyorum. Sezon sonuna kadar sıkı sıkıya, sımsıkı bir şekilde yek vücut bir bütün olarak bu takıma sahip çıkın diyor. Yani Daha ne desin arkadaşlar? Daha ne desin? For us, şu bu. Adam konuştuk diyor, ettik diyor. Kesin olarak geliyorsan buyur dedim diyor. Yani Ronaldo olayı. Al ah, işte. Ya biz bir oyuncu istesek alırız diyor. Bizim şu anda oyuncularımız ayrılacak 2-3 tane fazlamız var. Tabii ki gidenler olacak. Transfer penceresi açık. Pek çok ülke var halen. Bazılarıyla görüşmelerimiz zaten devam ediyor. Biz ise 21 imkanı var. Yani yabancı için <laughs> Türk de alabilme imkanımız var. Dolayısıyla bakıyoruz. Biz alacağız edeceğiz demeyiz. Şununla bununla görüşüyoruz demeyiz. Aldığımız zaman da söyleriz. Şunu da söyleyeyim. Bu kalalık gibi de olmasın ama biz bir şey kafaya koyduğumuz zaman... Kolay kolay başka bir kulüp bizden oyuncu alamaz. Son 4 sezonda bunun pek çok örneğini gördük. İlk 4 hafta kırmızı bayrak olan pek çok konu söz konusu. Atamalara baktığınız zaman algoritmada bir gariplik var. Yani Arda kardeşler üzerinde söylemek istemiyorum. Ben dün burada yoktum ama arkadaşlarım gösterdiler. Dünkü maçta 2 tane açık penaltının verilmediği ifade ediliyor. Ben net bir şey söylemiyorum görmediğim için. Hakemlere de federasyona da bir sabır bir süre vermemiz lazım. Sisteme otursunlar diye ama ilk 4 haftada kırmızı bayrak olan Pek çok konu söz konusu. İnşallah aşarız. Daha fazla konuya girmek istemiyorum diyor. Fenerbahçe'nin istediği adil yönetim. Bir standart ve maçın oynama sürelerinin daha uzun olması. Bu. Devamlı düdük çalınıyor. Yani Anadolu takımı öndelerse oyuncular yatıyorlar bir nevi. Ya buna son vermemiz lazım. Bu kültüre son vermemiz lazım. Marka değerlerinden bir tanesi güzel futbol. Akıcı futbol. Yani oyun için söyleyeceğim bu kadar. İlk... <laughs> Hani bahsettiğim kişi Arda Kardeşler ilk 5 haftada 4 maç aldı. Göreceğiz. Şu an bu konudan fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama dünkü maçla ilgili soru işareti olan iki tane pozisyon var diyor. Maçın bütününü seyretmediğim için daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ee, Fenerbahçe konusunu aydınlatın diyor İçişleri Bakanlığı'na. Spor her zaman barış içindedir. Zor maç. Perşembe ola hayır ola. Bizim Kiev'e karşı Ukrayna'ya karşı hiçbir şeyimiz yok. Ama benim... Yüksek Divan Kurulu'nda konuyla ilgili net duruşumu duydunuz. Onları da sağ olsun ertesi gün açıklama yaptılar. Ben siyasetle sporun karıştırmasına karşı bir insanım diyor. Hepimiz savaşa karşıyız ama bunu spor dışında kalmalı. Yani en güzeline Kuzey Kore, Güney Kore'nin birlikte bu sokeyi takımı kurup olimpiyatlara katılması. Yani spor barış içindir diyor ama ne yazık ki Ukrayna'da yaşayanlar sporla ilişkilendirdi. Bence iyi olmadı. İnşallah tez zamanda savaş durur, normal günlere döneriz. İnanma bizi en iyi şekilde ağırlayacağımız rakibimizdir. Çaklar'da burada iki hafta ağırladık. Bizim orada gücümüze giden 30 saniyelik bir olayı bir şekilde dünyaya yansıtılış şekli. Avrupa medyasının bunu iş işte değiş şekli gerçekten uzaktı diyor arkadaşlar. İnşallah şansımızı kullanırız diyor. Ali Koç'un söylediği ama resmi sitenin almadığı olaylardan bir tanesi şu. Ayrılıklar olacak. Bazılar için görüşmeler sürüyor. U21 için yani U21 yabancı alabiliriz. Türk de alabiliriz diyor. Yani transfer hala devam ediyor. Edebilir diyor arkadaşlar. Bunu da konuştuk. Şimdi Jorge Jesus. Jesus'un açıklamalarını da alalım arkadaşlar. Ben onu da merak ettim. Maç sonrasında hem maça dair hem de başka şeylere dair. Fenerbahçe bugün harika bir maç çıkarttı. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu. Bakın 75 dakika. 85. dakikada tehlikeli bir atak geliştirdiler. Orada Luan'ın bir konsantrasyon kaybı oldu ama Altay çok iyi bir kurtarış yaptı. Özellikle ilk yarıda göstermiş olduğumuz performans rakibimizi çok yıpratıcıydı. Bu tarz bir oyun oynayabilmemiz için fiziksel olarak Fenerbahçe takımı gibi bir seviye olmanız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimiz iyi bir takım. Taraftarımızın desteğiyle bugün galip geldik. Taraftarımızın bizim de olması çok önemli. Maç içerisinde iyi olmadığımız anlar olabiliyor. O anlarda taraftarımız bizi desteklemeye devam etmeli diyor. Şimdi Michi Başluğa ile ilgili de fikirlerini ortaya sunmuş Cesus. Diyor ki arkadaşlar transfer sezonunun sonuna kadar başka herhangi bir transfer yapmayacağız. Bakın bitti diyor. Zaten yabancı kontenjanımız dolu ve Türkiye Ligi'nde yabancı kuralına uymamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde de böyle bir kural yok ama Türkiye Ligi'nde buna uymamız gerekiyor. Bence Cesus burada diyor ki Türk oyuncu alabiliriz. Ya da yabancılardan sürpriz giden olursa alabiliriz diyor. Neyse devam edelim. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı diyor. Bence tamamlanmadı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz diyor. Yani başta iyi siz benden iyi tanıyorsunuz. Geçen sene burada oynadı. Belçika milli takımından Santrafor'u benim de çok iyi bildiğim özelliklerine çok beğendiğim bir futbolcu. Yani 3 opsiyonumuz vardı. Başruay'ı özellikleri sebebiyle bizim oyunumuza uyan oyuncuydu. O yüzden başkanımız kendisini buraya getirdi. Ya yani bence opsiyon arasında en iyisiydi. Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun özelliklerini düşündüğümüzde birbirlerini tamamlayacaklar diyor. Bunu detaylı şekilde konuşacağım şimdi. O yüzden buraya geldi. Bak Valencia'nın adını anmıyor ha farkında mısınız? Dinamo Kiev maçı içinde önümüzde Dinamo Kiev maçı var. Avrupa Ligi grup aşamasında tekrardan karşılaşacağız. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde olması önemli. Güçlü bir gruptayız. Gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim bu seneki en büyük hedefimiz Avrupa Ligi değil. En büyük hedefimiz Türkiye Ligi'ni kazanmak. Ben bu yüzden buradayım diyor. Şimdi ee, özet olarak ne anlamamız lazım? 3 opsiyon vardı transferde diyor. Birini aldık. Okey. Okay. Ee, Gomez'in profili Serdar Dursun Pedro'ya yakın olduğu için baş duayı aldık diyor. Yani bizi en çok uyan futbolcu. Burada oynadı biliyorsunuz. Ee, şu an için kadro tamamlandı diyor. William Arao'yla ilgili bir soru sorulmuş. William Arao'yu benden iyi tanıyan kimse yok. Bu takımın teknik direktörü benim diyor. Bak cümleyi gördünüz değil mi? Ligi kazanmak önemli. Avrupa'daki performans da önemli. Burada gerçekten tutkulu, kaliteli futbol oynanıyor. Avrupa'ya bunu göstermeliyiz diyor. Fenerbahçe ligde en çok gol atan takım. Avrupa'da da çok gol attık. Buna rağmen bir forvet daha alıyoruz. Dünyanın en iyi oyuncularıyla çalıştım. Takımımdaki oyuncular dünyanın en iyi takımlarına gittiler. <laughs> Elinizde ne kadar çok büyük futbolcu olursa o kadar iyi diyor. Buradan da mesaj veriyor sizi dünyanın en iyi takımlarına gönderebilirim diye. Türkiye Ligi'nin kalitesini görünce şaşırdım. Bak, itiraf geldi. Türkiye Ligi zor ve kaliteli. Alın size itiraf. Alın size net bir itiraf. Hani diyorsunuz ya arkadaşlar, hani Jesus küçümsedi, bence de küçümsedi. Bakın itiraf geldi. Yani başka transfer yapmayacağız. Yabancı kontenjanı dolu diyor. Maç içerisinde oyuncularımla ben de oynuyorum. Ben de onlar gibi sahada yaşadığını yaşıyorum. Bir problem yaşadıklarında ben de yaşıyorum. Ama onlar da biliyor ki bu benim huyum diyor. Hani Alioski'yi falan ittiriyor ya. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Başkan Ali Koç'un açıklamaları. Ee, şunu söyleyeyim. Yani güzel bir bilgilendirme yaptı Ali Koç. Çok da güzel oldu. Ama bu geç kalınmış bilgilendirme insanları yanlış bilgilendirenler üzerinden dolduruşa gelmelerine sebep oldu. Hani mesela ben size ne dedim? Pivot almayacağız arkadaşlar. Koşucu forvet arıyoruz. Bize koşucu lazım. Savunma markasına sarkabilen. Pivot kimin adını yazarlarsa direkt iptal. Ve Horst'u niye istemedi? Çok iyi topçu. Lan iyi topçu olabilir. Bu kötü anlamı taşımıyor ki. Bu kötü anlamı taşımıyor. Maxi Gomez Fenerbahçe ile adı anıldığı zaman geçen TRT miydi? A Spor muydu? Bir şeye denk geldi. Fenerbahçe'nin anıldığı zaman diyorlar ki bunu mu alacak? Bu çok hantal. Yani Charlotte Sherlock, daha az gol atmış. Almışken onu alın bari. Biliyor ligi biliyor şöyle böyle. Aynı Maxi Gomez Trabzonspor'a 140 milyon euro serbest koma maddesi vardı ya. Boş futbolcu olur mu? Oluyor. E Fenerbahçe taraftarı da bunu yiyor. Çünkü bizde maalesef sazan taraftar çok fazla var. Kusura bakmayın var. Serdar Alçelikler'in ağzına bakıyorlar. Bu hafta kimi çöpledi? Ay, şey Altay'ı. Yüklen Altay'a. Altay 8 Altay, videoları hazırla. Bak şunu da hatalı yemiş, bunu da hatalı yemiş. Bir haftadır midem bulandı. Şimdi şimdi dünkü maçtan sonra neyin skeç videosunu hazırlayacaksınız? Serdar Ali Çeliklerin şey olmasını mı? Göz olması videosunu ya da ne bileyim Arao'yu falan çöplüyordunuz Gustavo Enrique'yi. Çatı çatı top oynadı çocuk. Ben artık <laughs> ikiliye dönülebilir diyorum ha. Yanlış anlamayın. Gustavo Enrique evet yavaş şöyle böyle diyoruz ama yeterince çok ama çok yavaş gelmedi gözüme ha yavaşlığı var mı var ya hocam karşında Onyekuru yoktu lan Onyekuru ligdeki bir tane farklı oyuncu belki ligimizde hız sıralamasına dizsen Onyekuru ilk üçün içinde yer alacak futbolcu sen Adana Demir maçını kazandın aptallığın lüzumu yok sen o maçı kazandın sen o maçı kazandın Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Trabzon'un şunun bunun rakiplerin bir şeyine bak senin bu hafta kimle rakibin Dinamo Kiev sen Dinamo Kiev'e odaklan sonra Ren. Ren'e odaklan. Sonra Adanya'ya odaklan. Ya maç özelinde arkadaşlar. Şu futbolcuyu şundan durdurayım diye. Dün o oynamadı. Niye oynamadı? Arda Güler geç girdi. Niye geç girdi? Ya bu takımda 35 tane futbolcu olabilir. Şimdi rezervlikten dolayı muhtemelen onu kısıtlayacaklar. Kaldırıldığı için. Ya her futbolcu şans bulabilir. Oynasın. Yüreğiyle oynasın gitsin. Novak Utanmasanız Novak nerede diyeceksiniz. Lemos nerede diyen gördüm. Lemos nerede diyen gördüm. Eleştirmek için eleştiren gördüm. Ya bir adama baktınız mesela arkadaşınız, eşiniz, dostunuz. Gel olan sana bir yemek ısmarlayayım dediniz. <laughs> Götürdünüz lüks bir restorana. Ne istersin? Cağ kebabı. O da müthiş olur biliyor musun? Cağ kebabı yediriyorsunuz. Yemeği yemiş, bitirmiş. Siz bekliyorsunuz ki bir Allah razı olsun desin, bir teşekkür ederim falan desin. Ayı çıkıyor diyor ki ayı. Ayı. Ya sen bana niye cah kebabı ısmarladın? Sen bana Erzurumlu mu demek istiyorsun? Erzurumluların kurbanı ol sen. Ayı diyeceksin. Lan insan bir teşekkür eder. İnsan bir ne bileyim şöyle der böyle der. Yok. Var böyle ayılar var. Benim hayatımda da var tanıdığım bazı ayılar var. La adam sana bunu ısmarlamış etmiş. Senin demen gereken teşekkür ederim. Adam karşılığında bunu bekliyor. Yok. Bizim Fenerbahçe taraftarının bazısı da böyle. Koşucu santrafor olsun. Gelsin nakip savunmayı. Önde baskı yapıyoruz. prese katkıda bulunsun. Süper olsun. Şöyle olsun. Ligi tanısın. Bilsin. Başka ayı. Getire getire bunu mu getirdiniz? 3 ay önce alsaydın. 3 ay önce 12 milyon euroydu bonservis bedeli. Akşam pazarı bu işte. Ha <laughs> daha oynamayan futbolcu hakkında da farazi konuşmak da saçmalık. Dediğim gibi en baştan beri söylüyorum. Pivot istemiyor diyorum. Yanılmadım. Vegors'u istemedi. Seferovic istemedi. Sefer için özelliği de pivot. Zubayda istemedi. O da pivot. Bunların hangisi sprinter özellik? Bunların hangisi Jesus'un dünkü tanımına uymayan? Aa, adam kendiyle çelişiyor dediren özellik. Ha, ya, iletişim yapılması ayrı. Bak Pedro, Plea. Pedro, Plea'dan Pedro seçildi. cevap ja Pedro. Eğer dünkü Pedro %60-70 ise vay rakiplerin haline. Yani transfer çalımı. Budur transfer çalımı. Petrodur Galatasaray'la görüşürken elinden almaktır. Onlara da sefer bırakmaktır. Transfer çalımı bu. Ha, Playa çok uğraştık. 5 milyon euroya kadar düştüler ama futbolcu 3,5 milyon eurodan aşağı inmedi. Olmadı. Ama yani e, da biz vazgeçtik. 3,5 milyon euroyu vermiyoruz diye. Maxi Gomez, he, Belotti istediğimiz anda alırdık 4 milyon euro yıllık ücret verip. Olmadı. Onu da söyleyeyim. Bu da Aleksandra Penetra U21 olayına uyuyor. İyi bir yatırım olur. Benden söylemesi. Hani Penetra'yı alabilirsek olabilir. Ee, U21'e de uyuyor. Teşekkürlerimi sunuyorum katkılarınız, desteğiniz için. Fenerbahçe transfer Bülteni şimdilik bu şekilde. Bir beğeni çok görmeyin. Bir de önemli bir uyarı yapayım. Perşembe günü maçımız nispeten daha erken saatte 19.45'te takribi 21.30 gibi bitiyor. O gün canlı yayında forma dağıtabiliriz. Maç sonu 1. Üyelik dağıtabiliriz. 2. Yayında olmanız lazım. Yani 5, 50 kişiye üyelik vereyim. Hiç sıkıntı değil. Bugünden itibaren videoları daha çok izleyen, daha çok beğeni atan, daha uzun süre video izleyen sıralaması var bunun arkadaşlar. Yani bunların hepsinden puan alıyorsunuz. YouTube sisteminde kayıtlı bu. Bizimle paylaşmıyorlar. Ben o yüzden bilmiyorum yani. Bugün üyelik hediye etsem kim alır diye. Keşke bilsem. Keşke bilsem. Eğer bilsem derim ki arkadaşlar 20. ve 30. sıra arası şu ya da 40 50 arası şu ya da ilk 50 şu. Hadi abanın. Anlatabiliyor muyum? Benim de işime gelir. Keşke bunu bizden paylaşsa. Ve ben her maç dağıtırım üyelik. Benim için sıkıntı değil arkadaşlar. Biz üyeliğin parasında pulunda değiliz zaten. Kesintiyle %50'sini bile vermiyorlar. YouTube yönetimine de söyledim bunu. Vermiyorlar. Sorsam kural %70'i vermiyorlar. KDV kesintisini iki kere yapıyorlar. Direkt %18'ini kesiyorlar. Zaten kaldı 82. 82'nin %70'i diyorlar. %56'ya falan tekabül ediyor. YouTube kesintisi de cartıydı curtuydu. Böyle oluyor. Forma. Bir sürü forma satın aldım. Haberiniz olsun. Kayseri'ye gittiğim zaman göstereceğim. Bugün de yolculuk var inşallah. Bir sürü formamız var. Bakalım arkadaşlar. Sizler desteğinizi esirgemeyin. Bizler de cömertliğimizi esirgemeyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.